Sevgili dostlar, herkese merhaba. Doğru Pusula kanalına hoş geldiniz. Ben Sadık Türütoğlu. Bugün sizlerle Kastamonu, Sinop içerisinde nereye gidebiliriz? Sinop'ta neler var? Biz nereye gittik? Çekme karavanla neler yapılır? Onları işleyeceğiz. Ve sizlere Sinop'tan başlayayım. Arkadaşlar, ben Kastamonu merkezden sonra Taşköprü Hanönü istikametinden Sinop güzergahına geçtim. Bu güzergah yaklaşık 120 kilometre uzunluğunda doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Yol üzerinde yer alan tarihi köprüler, yaylalar ve doğal parklar turistin ilgisini çekmektedir ki bizler de bunlardan bazılarını gördük. Bazılarını es geçmek zorunda kaldım. Ancak yolda yine Batı Karadeniz'in tamamında bu var. Yolda bazı virajlar ve daralan noktalar bulunuyor. Buralarda dikkatli olmanız gerekiyor. Biz güzergahımızı nasıl oluşturduk? Ben normalde güzergahımı dediğim gibi Kastamonu'dan sonra Taşköprü, Hanönü ve oradan tekrardan Boyabat Sapağan'dan dönüp Uzunçay yapıp Gökçekur, Akgöl ve İnaltı mağaralarını aslında görmek istiyordum. Ancak buradaki bir tırmanış bir yolu var. Bu tırmanış yolunda çokça zaman kaybettim ben orada, çünkü yol çok geniş aslında, ama ben aracımla ve aracım eski olduğundan dolayı da onu üzmek istemediğimden yüksek devirlere çıkmamak için alçak devirlerde küçük küçük yolculuk yaptım. Bu virajlı yolu tamamladıktan sonra orada karşılaşmış olduğum yerel halktan bilgi alarak İnaltı mağaralarım ve Akgölüm. Bunu yıl 2023 Eylül ayı için söylüyorum. Sonrasında yol düzelmiş olabilir. Yolda yol çalışması vardı. Yol çalışmasından dolayı da o tarafa girmek istemedik. Bu yine yerel halktan aldım bu bilgiyi. Çekme karavanla, çünkü yol çalışması olan yerlerde zorluk yaşayabiliyorum. Altı sürtebiliyor ya da işte arka taraf oturuyor, işte çıkarmak zor oluyor. Ya da çok dar oluyor, işte tur yapamıyorsunuz gibi bu tür problemler oluyor. Bu tür problemleri yaşamamak adına bu noktayı es geçip ben tekrardan Erikli, Karapinar, Bakırlızabi, Babaçay'dan şeye doğru, Sinop'a doğru yolculuğumu devam ettirdim. Tabii ben yol güzergahım üzerinde, yani esasında yol çok daha tatlı ve güzel. Sinop'a direkt geçmek isteseniz bu Gölköy tarafında aşağıya indiğinizde Pazarcık, Cevizli, Ayancık'tan müthiş bir yol var oradan sonra tekrar Karadeniz yolu. Ama ben oraya değil de eski yine Batı Karadeniz yolundan yukarıdan dağlık rakım yüksek olan yolu tercih ettim. Çünkü güzergahıma Elfrek Şelalesi'ni ekledim ben. Elfrek Şelalesi'ne eklediğimden burada bu yolda arkadaşlar çekme karavan için dikkatli ve iyi bir sürücü olmanız kaydıyla gitmenizde fayda var. Çünkü çok virajlı ve yer yerde çok daralıyor. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi çekme karavan olduğu için aracınız uzun. Yani 2,50 aracınız olsa ya da işte 3 metre kenarca aracınız olsa 4,10'da sizin karavanınız ve bunu çeki okuyla birlikte ortalama 5 metre tekabül ediyor. Yani siz 8 metrelik bir araç oluyorsunuz. 8 metrelik bir aracı haliyle genişten almanız gerekiyor ve tır kadar da yüksek olmadığınızdan yolun arka kısmını çok iyi göremiyorsunuz. Bundan dolayı da karşıdan gelenle karşı karşıya kalıyorsunuz ki yer yer benim öyle oldu. Sağ olsunlar, tecrübeli arkadaşlar geri geri çıkıp bana yol verdiler. Yer yer böyle yollar var. Ama muhakkak buraya farklı bir yoldan da gidiş vardır. Yani ben dediğim gibi Gölköy tarafından Yemişen, Kozsökü, Göldağı, Akölen tarafından Erfile'ye geçiş yaptım. Belki bunun daha kolay, daha güzel, daha düzgün bir yolu vardır. Bilen arkadaşlarımız yorum olarak alta yazarsa bizler de öğrenmiş oluruz. Hem izleyiciler de, onlar da taze bilgi olmuş olur. Şimdilik arkadaşlar burada keseceğim. Elfrak Şelalesi'ne gittiğim video var. Orada o videoyu izleyeceğiz. Sonrasında ben devam edeceğim. Evet sevgili arkadaşlar, dostlar. Neredeyiz? Sinop Elfrak Şelalesi'ndeyiz. Kastamonu'ndan sonra aslında iki rotasyonum daha vardı ama yolların çok bozuk olduğunu öğrendiğim için onları iptal ettim.
Oradan direkt Erfelek Şelalesi'ne geldim. Bayvat yolu üzerinden. Yine söylüyorum, çekme karavanıyla gelmek çok çok zor, çok dar yollar. Bazen tek şeride düşüyor. Karşıdan bir araç geldiğinde çok zorlanıyorsunuz. Ancak Erfil'e gelmek isterseniz direkt Kastamonu üzerinden Sinop yolunu kullanaraktan Erfil'e hep geçiş yapıp oradan buraya gelebilirsiniz. Çekme karavanla gelecek arkadaşlarımız için. Normal otomobil için falan sıkıntı yok. Yani her türlü yolculuk yapılıyor ama çekme karavanla zor oluyor. Şimdi keseceğim burada. Diğer tarafları göstereceğim sizlere geçtiğimde. Arkadaşlar çocuklar için oyun alanları var. Oyun parkları, park alanları var. Şöyle piknik yapılacak, ufak tefek yöresel kıyafetlerin olduğu yerlerde mevcut. Yürüyüş ücretli. Otomobil parkları, minibüs, otobüs hepsi için ayrı fiyatlar var. Tabii karavan için ayrı fiyatlar var. Yine ahşap, muhteşem. Dostlar öyle çokça da şey değil. Hani illa ki bunun gelmek için de bir rotasyon oluşturulmaz esasına baktığımızda. Yine güzel mi? Güzel. Yeşil doğanın içerisinde. Ama illa ki bunun için çok gelmeye değer görmedim şahsen. Bu işkence çektikten sonra. Yanlış anlaşılmasın. Doğa tabii ki de görülmeye değer. Ben doğanın her bir karışını görmek için çok emek harcıyorum. Ama bu zorlu yolculuktan sonra değil. Hani otomobille gelecekler için çok iyi. Ama bir çekme karavanla yolculuk yapıp bir rotasyon yapan arkadaşlar için burası gerçekten benim dediğim yoldan gelecek arkadaşlar için çok zorlu bir yol. Yani Akköl tarafına uğrayıp o taraftan bu yolu kullanan arkadaşlar için zorlu bir yolculuk. Sevgili dostlar, balık besliyoruz. Evet, maşallah büyük çenerde. Bunlara benim bir Rüzgar abim var. Eğer de o görse bunları 50 liraya kadar diye tahmin ediyorum. Kendisine çokça selamlar. Eğer ki görür, izlerse, paylaşabilirsen, düzenleyebilirsen bu videoları. İzlerse kendisine selamlar. O da bir doğa harika. Doğa sever daha doğrusu. Harika bir doğa sever. Aynı zamanda çok iyi bir dost. Nasıl kapıyorlar? Ahmet, sen kendin yedin mi? Ahmet, yedim. Sen kendinkileri de mi attın? Evet arkadaşlar, tekrar beraberiz. Esasında Erfelek'e geldiğimde Erfelek'te çok güzel bir video çekmiştim. İlk defa eski videolarıma göre burada tecrübe edinmiştim. Yatay doğru bir şekilde videoyu çektim. Ve oradaki teknik bilgilerle, Erfelek'le alakalı teknik bilgilerle çok tatlı bir video olmuştu. Orada aynı zamanda bir değirmen var, eski bir değirmen. O değirmenin kaç yılında kurulduğu, kaç yılına kadar görev yaptığı ve sonrasında ne kadar işte kullanıldı, hatta yakın bir tarihe kadar hala kullanıldığını falan çok güzel böyle teknik bilgilerle birlikte o anki heyecanlarla çok güzel bir şekilde bir anlatım yapmıştım. Ancak dediğim gibi telefonum ne yazık ki orada bir hata verdi, kapandı. Kapanınca hem videom gitti hem şey gitti. Sonrasında bir daha da çekmek istemedim, işin açıkçası moralim bozuldu. Şimdi gelelim arkadaşlar daha sonraki rotasyonumuza. Erfelek'ten çıktıktan sonra arkadaşlar ben artık Sinop'a inmek istedim. Sinop'un içine doğru. Erfelek'ten çıktığınızda Sinop'a doğru zaten orada tek alternatif yolunuz var. Çok da fena değil yol ama sadece yol bozuk. Yani yolun kendisi bozuk belli bir kilometre. Belli bir kilometreden sonra tekrardan yol yine çift şeritli güzel bir yola dönüşüyor. Arkadaşlar Erfelek'ten çıktıktan sonra Karasu Irmağı var. Siz Karasu Irmağı'nı dönüyorsunuz zaten. O güzelliği de orada görüyorsunuz. Karasu Irmağı'nın kenarında da balıkçılar falan var. Taze alabalık çiftlikleri var. Taze
alabalık yakalayıp işte yapan tesisler var. Karasu'ya döndükten sonra siz bu güzergahta artık Erfelek ilçesine doğru devam ediyorsunuz. Erfelek ilçesine geldiğinizde orası da büyük bir nüfuslu bir yer. Orada da isterseniz işte konaklayabilir, orada da kalabilirsiniz. Devlet hastanesine kadar mevcut. İçerisinde alışveriş yapabileceğiniz her şeyiniz var. Elferek'te eğer ki konaklamak isterseniz o Elferek ilçesinde konaklayabilirsiniz. Eğer ki devam edersiniz ben Sinop Elferek yolundan devam ediyorum. Bu arada yol güzergahı üzerinde benzin istasyonları çokça mevcut bu. Elferek'ten Sinop yoluna doğru birkaç tane de benzin istasyonumuz var. Sinop Elferek yolunu takip ettiğinizde arkadaşlar Kılıçlı gelecek önünüze. Mertoğlu geliyor. Mertoğlu'ndan sonra artık zaten Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin oradan yol sizi artık sola doğru atacak. En azından ben o yolu kullandım. Alternatifler tabii belki mevcuttur. Benim esasında buradaki ilk rotasyonum şöyle olacaktı. İnceburun, İnceburun'dan sonra Hamsiyoz, ondan sonra Sinop Merkez, Sinop Merkez'de işte tarihi cezaevi, işte Sinop Kalesi, işte Sinop tarihi Paşa Tarabyaları gibi yerler olacak. Ama ben tabii yine akşam ettim. Akşam olduğundan dolayı da konaklayacak yer aradım yine. Çok güzel yerler var. Sinop'a doğru inerken tam sahilde sıfır müthiş bir yer var. Orada çekme karavanlar, motokaravanlar da çekmişler. Yol buna müsaade ediyor. Çokça geniş. Orada da çekebilirsiniz. Ama orası kalabalıktı. Ben daha sakin bir yer arıyordum. Esasında İnceburun'a gidip orada bir yerde konaklama yapacaktım ama hava karardı ve yolunun da nasıl olduğunu bilemediğimden bu güzergaha giriş yapmadım. Sinop merkeze inmeden de yakıt almam gerekiyordu. Yakıt almak için girdiğim benzin istasyonunda ismini vermeyeceğim. Oradaki arkadaşlara buradan selamlar. Eğer ki izleyeceklerse, denk gelirlerse hepsine Allah razı olsun. Biz yakıt alırken Sinop'a inelim, karavanla nasıl yaparız derken abi Sinop'a inmeyin. Oradan da yolu çekme karavan için uygun değil. En azından burada bir yerde bırakın. Aracınızla inin dediler ki gerçekten hakikaten de yerel halktan bilgi almak güzel oluyor. Allah onlardan razı olsun. Bizim işimize çok yaradı. Nerede konaklayabilirim dediğimde abi çek buraya burada konakla bize zararın olmaz dendi. Çokça da büyük bir alanları vardı arka kısımda. O arka kısımda biz aracımızı çektik. Orada konakladık. Gece kalacağım sizin için problem olmaz değil mi dedim. Yok dedi hiçbir şey olmaz. Tam tersine burada daha güvende olursunuz. Bizim için bir sakıncası yok dendi. Biz gece orada konakladık. Hatta yani konaklamadan evvel aracımızla aşağıya Sinop'a indik. Sinop'u gezdik gece. Orada bir yerde yemeğimizi yedik. Yemeğimizi yedikten sonra gelip konaklayıp artık sabahta söylemiş olduğum rotasyona başladık. Arkadaşlar bu rotasyonu ikinci videoda anlatacağım. Video çok çok uzadı. İkinci videoda görüşmek üzere. Sevgili dostlar, beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayalım.